beni çağırtmışsınız. Siz miydiniz? Buyurun oturun hocam. Mesele nedir? Sizinle hem dost hem kasaba halkının temsilcisi olarak konuşacağım. Dedikoduları herhalde duymuşsunuzdur. Meseleyi anladınız herhalde. Özür dilerim, anlayamadım. Abinizle Mine Hanım arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Beni açık konuşturmayın. Öyle özel bir ilişkiden haberim yok. Bu yüzden açık konuşursanız yararlı olur. Yani seviştiklerini bilmiyorsunuz. Sizin evinizde buluşuyorlar, haberiniz olmuyor. Öyle mi? Buluşsalardı haberim olurdu. Sizin yanlışınız tüm insan ilişkilerini kendi yoz ilişkilerinizle karıştırmaktan kaynaklanıyor galiba. Bir erkekle bir kadın arasında da eşit ilişkiler, dostluklar kurulabileceğini anlayamıyorsunuz. Ne yani? Eşyayız biz çünkü. Amacım size hakaret etmek değil. Ama biraz dürüst davransaydınız, Mine'nin bir Esin Hanım olmadığını takdir edecektiniz. Abim de herhalde sizlerden biri değil. Sen ne demek istiyorsun hoca hanım? Mine sizlerden biriyle ilişki kursaydı, dünyanın en iyi kadını olacaktı, değil mi? Abinin koynuna girince sana iyi geliyor, değil mi? Mine Hanım hakkında böyle konuşmaktan sizi men ederim. O zaman beni iyi dinle. Başına bir iş gelsin istemiyorsan, abin iki gün içinde kasabayı terk edecek. Sen de başka bir yere tayinini isteyeceksin. Şimdi de siz beni iyi dinleyin. Ne zaman gideceğine karar vermek abimin bileceği bir iş. Bana gelince tayinimi isteyeceğim. Ama sizden korktuğum için değil. Bu pisliğe daha fazla tahammül edemeyeceğim için. Siz burada bekleyin. Senin Mine için korktum. Her şeyi yapabilir bunlar. Yarın vilayete gidip tayinimi isteyeceğim. Milli Eğitim Müdürü çok yapıcı, aydın bir insandır. Buradan usanmışım biliyor musun? Bugün onu fark ettim. Seni burada bırakıp gitmek istemiyorum. Birlikte gideriz. Daha da olmazsa istifa edersin. Yine ne olacak peki? Tek başına o mu üstlenecek bütün bu rezilliği? Nasıl dayanacak? Kuşadası'na halasına gideceğini söyledi. Kocasına boşanalım demiş. Bana yazacak. Gidip onu bulacağım. Gideceğim ya. Bu kadar mı? Ya kocası bırakmazsa? Ya da ne bileyim, sana yazmayı onuruna yediremezse? Hiç düşündün mü? Zerrinden sana sorumluluk yüklemediği için ayrıldığını söylemişti. Yoksa sorumluluktan kaçan sen misin? Çoğu aydınlarımız gibi. Çok ağır konuştun öğretmenim. Kardeşinim her şeyden önce. Ama en önemlisi Mine gibi kadınım ben de. Anlıyorsun değil mi? Vilayete kadar gidiyorum. Ne var? Eğitim müdürlüğünde bir işim var. Önemli değil. İlhan'ın adresi ve telefonu. Ne zaman dönersin? Yarın inşallah. Bir aksilik çıkmazsa.
lütfen soğuma seni. İstiyorsan halana gidebilirsin. Alo, hürmetler ederim sayın başkanım. Bu akşam bizim bahçede toplanacağız. Erkek erkek, çengi, saz falan da getireceğim. Tamam tamam, bu şeref bizim. Bakın, işaret veriyor. Nasıl işaret? Görmüyor musun? Işıkları yakıp yakıp söndürüyor. Hadi şef! Kıymetli şefimizin şerefine! Estağfurullah! Siz büyüklerimiz dururken... Madem ki dünyanın en güzel kadınına sahipsin, en büyük de sensin. Kaşıyor. Hiç rahatsız olmayın. Ne oldu mu ya? Sabah 5'te inşaata gideceğim. Hadi eyvallah. Yürü yürü. Gördünüz mü bekliyor. Ya gelmezse? Bundan uygun gece mi olur? Hazır koca yok. Öğretmen de gitti. Mehmet Ali. Benim. Bu uyguntu ayağımıza dolaşacak gene. Gözüyle görsün de inansın diye çağırdım. Merhaba. Merhaba. Hadi barışın siz de. Belki üsteyelim. Yaşa be! Çabuk ol biraz. Telaşlanma. Bu gidişle sabaha eder onlar.